Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi ile 2019 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu teklifinin tümü üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz aldım. Bu vesileyle yüksek heyetinizi ve ekranları karşısında bizleri izleyen aziz milletimizi hürmetle selamlıyorum. 2021 yılı bütçesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminin 3. bütçesidir. Türkiye 9 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetilmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin tarihi misyonuna ve devlet geneline uygun bir yönetim modelidir. Anayasamız ile güvence altında bulunan Cumhuriyetin temel nitelikleri, milli ve üniter devlet yapımız, Türk milli kimliği, Atatürk, demokratik rejim ve temel insan hakları gibi değerler kırmızı çizgilerimizdir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin merkezinde milletimiz vardır, millet egemenliği vardır. Yürütme yetkisi seçimle verilmekte ve ancak seçimle değiştirilebilmekte, buna da milletimiz doğrudan karar vermektedir. Dolayısıyla Türkiye'yi yönetecek iktidarı sadece ve sadece aziz milletimiz belirlemekte, milletimiz dışında hiçbir güç iktidarı değiştirememektedir. Türk milleti parlamenter hükümet sisteminde bir takım iç ve dış vesayet odaklarının tasarımıyla nasıl hükümetler kurulduğunu ve nasıl düşürüldüğünü defalarca yaşamıştır. Bu ülke bir ay süreyle, hatta 25 gün süreyle görev yapan hükümetleri görmüştür. Ülkemizde çok partili parlamenter sistemin uygulandığı 72 yılda görev yapan 51 hükümetin ortalama ömrü yaklaşık 1 yıl 5 ay düzeyindedir. Sadece koalisyon hükümet dönemlerini dikkate alınırsa bu süre daha da kısadır. Böyle kısa süreli hükümetlerle büyük atılımların gerçekleştirilmesi, muasır medeniyet seviyesini aşma hedefine ulaşmamız mümkün müdür? Hükümet krizleri, koalisyon tartışmaları, cumhurbaşkanı seçimlerinde yaşanan sorunlar ve devletin tepesinde çift başlıktan kaynaklanan tartışmalar yönetim sisteminde tıkanıklıklara yol açmış ve siyasal istikrarsızlıklara neden olmuştur. Bu gelişmeler Türkiye'yi ekonomik ve sosyal yönden olumsuz etkilemiş, hatta demokrasi dışı müdahalelere sözde gerekçe yapılmıştır. Darbeler Türkiye'yi devamlı tarihin gerisine götürmüş, siyasi ve toplumsal dengeleri tepeden tırnağa bozmuş, pek çok sosyal ve ekonomik maliyete neden olmuştur. Türkiye 2016 yılında da darbe girişimi yaşamıştır. FETÖ 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye'yi işgal etmeye kalkışmıştır. Elbette bu alçak kalkışmanın bedeli teröristler ve destekçileri için çok ağır olmuş, milletimiz vatanımızı işgale kalkışan hainleri besmele duymuş, şeytana çevirmiştir. Kurtuluş Savaşımızda gazi olan meclisimiz yaklaşık 100 yıl sonra ikinci defa gazi olmuştur. 15 Temmuz işgal girişimiyle birlikte ülkemiz terör örgütlerinin saldırılarına uğramış, isyan girişimi ve kalkışmalar yaşamış, şehirlerimizde bombalar patlatılmış, Türkiye'ye yönelik yoğun dayatma ve baskılar yapılmıştır. Böylesi bir dönemde parlamenter sistemin aşmazları da dikkate alınarak hükümet etme sistemi üzerinde bekamızı merkezine alan yeni bir düzenleme, çığır açıcı yeni bir ahlaki değişim mecburi olmuş ve yapılan anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi milletimiz tarafından kabul edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi parlamenter sistemin ağırlıklarını tasfiye etmiş, olumsuzluklarını gidermiştir. Türkiye vesayet odaklarından arındırılmış, ayak bağlarından kurtulmuş, özgüvene kavuşmuştur. Türkiye bu dönemde maruz kaldığı tüm saldırıları güçlü bir şekilde karşılık vererek püskürtmüş, ülkemize yönelik oyunları bozmuştur. Her alanda hızlı ve etkili karar mekanizmasının işlemesi gereken günümüz koşullarında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bu sağlanmıştır. Darbe girişimi ve terörle sonuç alamayanlar
2018 yılında ekonomimizi çökertmek için kur ve faiz üzerinden saldırılar başlatmışlardır. Bu saldırılar zaten darbe girişimi ve terörle mücadelenin ağır maliyet yüklediği ekonomimizde faizden enflasyona, ekonomik daralmadan işsizliğin artışına kadar pek çok zincirleme etkiye yol açmıştır. Ülkemizin makroekonomik göstergeleriyle ilgili geçmiş dönemlerle karşılaştırmalar yapılırken bekamıza yönelik yaşadığımız saldırılar ile bunlara karşı verilen mücadelenin ekonomiye maliyetinin dikkate alınması gerekmektedir. Milli bakış, bilimsel yaklaşım, analitik değerlendirme ve objektiflik bunu gerektirir. Dış güçlerden bahsedilince maalesef burun kıvıranlar daha geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ekonomisini yıkmakla tehdit ettiklerini küstahça söyleyen ABD'li yetkilinin sözlerini nereye koyacaklar? Son dönemde yaşananlar asla hafife alınmamalıdır. Vatanımızın işgalin eşiğinden döndürüldüğü unutulmamalıdır. Bu süreçte kur artışı nedeniyle milli gelirimizin azaldığı doğrudur. Ama vatanımız kurtarılmış, namusumuz çiğnetilmemiştir. Üzerinde yaşadığımız vatan coğrafyasının bedeli çok ağır ödenmiştir. Bu aziz millet bırakın gelirin azalmasını, vatanı için seve seve canını verir, nitekim vermiştir, vermektedir. Türk milleti asırlardır sayısız badire ve belaları def ederek bağımsızlığını korumayı başarmıştır. Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsızdır, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür, ilelebet böyle de kalacaktır. Değerli milletvekilleri, ülkemize yönelik saldırıların etkisiyle 2018 yılının son çeyreğinden itibaren 3 çeyrek daralan Türkiye ekonomisi gerekli önlemlerin zamanında ve cesaretle alınması sonucu 2019 yılının ikinci yarısından itibaren güçlü bir şekilde toparlanmış ve %0,9 büyümeyle beklentilerden hızlı büyümüştür. 2019 yılında başta uluslararası kuruşlar olmak üzere ekonomimizde yüksek daralma bekleyenlerin, olumsuz tablo çizenlerin hepsi ters köşe olmuştur. Türkiye 2020 yılının ilk çeyreğinde %4,4 büyüme ile Avrupa Birliği, G20 ve OECD ülkeleri arasında en güçlü büyüme performansı gösteren ülke olmuştur. Ekonomimizin yüksek büyüme patikasına girdiği bir dönemde tüm dünya ekonomilerini sarsan COVID-19 salgınının etkisine ülkemizde maruz kalmıştır. COVID-19 salgını küresel ekonomiye büyük darbe vurmuştur. Salgının etkileri ülkeler ve sektörlere göre farklılaşmıştır. OECD 1 Aralık 2020 günü yayınladığı raporda dünya ekonomisinin 2020 yılı daralma tahminini %4,2 olarak belirlemiştir. IMF'nin Ekim ayında açıkladığı raporda da küresel ekonominin 2020 yılında %4,4 daralması, gelişen ve yükselen ekonomilerin ise %3,3 daralması öngörülmüştür. Türkiye salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla bir dizi tedbiri süratle uygulamaya koymuştur. Üretimin ve tedarik zincirinin kesintiye uğramaması, istihdamın korunması ve finansal sistemin sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi için eş güdümlü politika adımları atılmıştır. Böylelikle salgının yıkıcı etkisi birçok ülkeye nazaran Türkiye'de daha az düzeydedir. Türkiye ekonomisi 2020 yılının ikinci çeyreğinde %9,9 daralmış iken üçüncü çeyreğinde %6,7 oranda büyüme rakamıyla V tipi bir toparlanma göstermiş. İlk 9 aylık büyüme %0,5 oranında gerçekleşmiştir. Öncü göstergeler 2020 yılının dördüncü çeyreğinde de büyümeye işaret etmektedir. Nitekim sanayi üretimi Ekim ayında yıllık %10,2, aylık %1,1 artmış. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Ekim ayında %75,4'e, Kasım ayında %75,8'e yükselmiştir.
Yine büyüme açısından önemli bir gösterge olan PMI verisi Ekim'de 53,9, Kasım'da 51,4 değer almış olup kısmen yavaşlasa da üretimde ve istihdamda artış olduğunu, büyümenin sürdüğünü göstermiştir. Ülkemizin 2020 yılı ekonomik büyüme hedefi %0,3 öngörmekle birlikte bu rakamın muhtemelen aşılacağı ve güçlü bir ekonomik toparlanmanın devam ettiği anlaşılmaktadır. İddiaların aksine açılan ve kapanan şirket ve esnaf sayıları pozitif görünümdedir. TOBB verilerine göre açılan şirket sayısı 2020 yılının 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %22,8 artarken kapanan şirket sayısı %12,7 artmıştır. TESK verilerine göre de Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yayınlanan ilanlarda 2020 yılının 11 ayında tescil ilan sayısı %55,2 oranında artarken terkin ilan sayısı ise %30,3 azalmıştır. 2020 yılında tüm dünyada bütçe açığı ve borç stokunda artış eğilimine girilmiştir. Ülkemizde de artış yaşanmakla birlikte bütçe açığı ve borç stokunun milli geliri oranı gelişmekte olan ülkeler ortalamasının oldukça altında bulunmaktadır. Finansal istikrarın sürdürülebilirliği açısından hane halkı ve reel kesim borçluluğu da ülkemizde benzer ülkelere ve AB ortalamasına kıyasla düşük riskliliğini sürdürmektedir. Covid-19 salgını bazı sektörleri ve bu sektörlerde çalışanları daha fazla olumsuz etkilemiştir. 2019 yılında turist sayısı ve turizm gelirinde tarihi rekorlar kıran Türkiye, dünyanın en çok turist ağırlayan ülkeleri arasında 6. sırada yer almıştır. Ancak 2020 yılının ilk 9 ayında turizm gelirimiz salgının etkisiyle %69,4 oranında azalmıştır. TÜİK 2020 yılı Eylül ayı iş gücü istatistiklerine göre istihdam bir yılda 733 bin kişi azalmıştır. Salgının etkisiyle Nisan ayında 2 milyon 585 bin kişiye kadar yükselen istihdamdaki daralma, istihdamı korumaya ve artırmaya yönelik bugüne kadar alınan tedbirler sayesinde 5 ayda %72 nispetinde düşmüştür. İstihdamın yeniden artışa geçmesi beklenmektedir. Zira sanayi üretimi ve PMI verileri Ekim ve Kasım aylarında da istihdamda artışa işaret etmektedir. Sektörler itibariyle bakıldığında istihdamdaki azalmanın hizmetler sektöründe, özellikle de konaklama ve yiyecek hizmetleri alt sektöründe ve tarım sektöründe olduğu görülmektedir. Bu durum anılan sektörlere yönelik yeni tedbirler alınmasını gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda salgının olumsuz etkilerinin giderilmesi için alınan birçok tedbire ek olarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından evvelsi gün yeni önlemler açıklanmıştır. Buna göre taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi esnafımıza ve basit usule tabi çalışanlara ayda 1.000 lira gelir desteği ve iş yeri kira olanlara büyük şehirlerde 750 lira, diğer illerde 500 lira kira desteği verilecektir. İş yeri kiralama hizmeti KDV oranı ile gayrimenkul kirası stopaj oranında yapılan indirimler ve konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerine dair uygulama süresi 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacaktır. Turizm sektöründe hazineye olan kira, hasılat payı ve ecri misil ödemeleri bir yıl ertelenmektedir. Ayrıca salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın vazife malullüğü veya meslek hastalığı statüleri belirlenerek ailelerine maaş, ek ödeme,
faizsiz konut kredisi, eğitim öğretim yardımı, istihdam hakkı ve fatura indirimleri gibi imkanlar sağlanacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu önlemleri olumlu buluyor ve destekliyoruz. Bununla birlikte esnafın vergi prim kredi borçlarının belirli bir süre ertelenmesi ve sicil affının güncellenmesi yararlı olacaktır. Ayrıca esnaf ve sanatkarımızı korumak için AVM ve büyük market zincirlerinin şehir merkezinde şube açmaları adil rekabet şartlarını bozmayacak şekilde kurallara bağlanmalıdır. Tarım ve hayvancılığın ekonomiler için ne derece kritik olduğunu, gıda güvenliği ve tarımın stratejik önemini COVID-19 salgını bir kez daha ortaya koymuştur. Çiftçilerimizin Tarım Kredi ve Ziraat Bankası'na olan kredi borçlarına da tam alacaklarının yapılandırılmasında öngörülen şartlarda bir yapılandırma imkanı verilmelidir. Kur artışlarının etkisiyle başta gübre, mazot, yem, elektrik gibi tarımsal girdilerin fiyatları artmıştır. Çiftçilerimizin girdilerini uygun fiyatla alabilmesi sağlanmalıdır. Üreticilere sağlanan %75'i hibe tohum desteğinin kapsamı genişletilmelidir. Hayvancılık açısından yem maliyetinin azaltılması ve kaba yem açığının giderilmesi büyük önem taşımaktadır. Kaliteli yem ve bitkilerin üretimi ve hayvancılık destekleri artırılmalıdır. Elektrik faturaları önemli bir maliyet unsuru olmuştur. Ailelere yönelik sağlanan elektrik fatura desteği dar gelirli vatandaşlarımız için önemli bir adım olmuştur. Çiftçinin, sanayicinin ve esnafın elektrik faturası yükünü hafifletecek adımlar da atılmalıdır. 2021 yılına dair asgari ücretin belirlenmesi çalışmaları devam etmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması görüşündeyiz. Ayrıca asgari ücretliye büyük şehirlerde ulaşım desteği verilmesini ve asgari ücretten vergi alınmamasını savunuyoruz. Emeklilere 2018 yılından itibaren yılda 2 ay bayram ikramiyesi verilmesi, bu yıl Mart ayında da en düşük emekli aylığının 1000 liradan 1500 liraya yükseltilmesi sağlanmıştır. Bunun yanı sıra bütçe imkanları çerçevesinde emeklilere büyümeden tam pay verilmeli, sağlık hizmetlerinde alınan bazı katılma payları emeklilerden alınmamalıdır. Gazilerimize ve şehit ailelerine sahip çıkılmakta olup bugüne kadar çok önemli hak ve imkanlar sağlanmıştır. Bununla beraber bazı konulardaki haklı talepleri karşılanmalıdır. Terörle mücadele esnasında yaralanmalarına rağmen aylık bağlanamamış olanlara da gazilik unvanı verilerek istihdam ve diğer haklardan yararlanmaları sağlanmalıdır. Ayrıca şeref aylığının farklılaştırılması Kore ve Kıbrıs gazilerini üzmekte olup muharip gazilerimizin gelir ve iş durumuna bakılmadan hepsine aynı tutarda şeref aylığı bağlanmalıdır. Değerli milletvekilleri, Türkiye dünyanın ve içinde bulunduğu bölgenin çetin ve zorlu şartlarında olağanüstü bir diriliş ve yükseliş azmiyle öne çıkmaktadır. Bölgesel ve küresel ölçekte her alanda uluslararası hukuka uygun, meşru ve milli politikalarla bekamıza, güvenliğimize, egemenlik haklarımıza ve tarihi mirasımıza sahip çıkılmaktadır. Türkiye uyguladığı çok yönlü ve insani dış politika ile küresel düzeyde adalet anlayışının tesis edilmesine de katkı vermektedir. Nerede bir mazlum varsa, nerede hakkı yenmiş, barış ve huzura susamış bir mağdur bulunuyorsa, Türkiye bütün gücüyle oradadır. Terörle mücadele kararlı, etkin ve başarılı bir şekilde devam ettirilmekte, kahraman güvenlik güçlerimiz destan yazmaktadır. Pençe, kıran, kapan ve yıldırım operasyonları terörün belini kırmakla kalmamış, Türk devletinin kudretini göstermiştir. Artık terörün sonuna yaklaşılmaktadır. Kanlı örgütün dağ kadrosu da gün be gün erimekte, elebaşları bir bir imha edilmektedir. İç barış ve huzur ortamı güçlü bir şekilde tesis edilmektedir. Emperyalist güçler tarafından Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoru girişimi
Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarıyla bertaraf edilmiştir. Mavi vatanımızda egemenlik haklarımıza sahip çıkılmakta, meşru hak ve çıkarlarımızı korumak için gerekli tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Libya ile imzalanan anlaşmayla Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi saf dışı bırakmaya çalışanların oyunları bozulmuş, ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını koruma kararlılığı gösterilmiştir. Sondaj ve sismik araştırma gemilerimizle Mavi Vatanımızda ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yetki verdiği alanlarda araştırma faaliyetleri yapılmaktadır. Kıbrıs, Türkiye'nin milli davasıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanı seçimiyle yeni bir döneme girilmiştir. Kıbrıs davası emin ellerdedir. Türkiye'nin Kıbrıs üzerinde kurucu anlaşmalardan kaynaklanan ahdi hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır. Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin olumsuz etkilenmesi hiçbir şart altında kabul edilmeyecektir. Siyasi eşitlik ve iki kesimlilik temelinde eşit statüde iki kurucu devlete haiz yeni bir ortaklık hukukunun tesisi için yıllarca görüşmeler yapılmıştır. Kıbrıs Türklüğü her zaman adil ve kalıcı bir çözümü hedeflemiş, Rum kesimi ise sürekli kriz imal edip çözümsüzlüğü derinleştirmiştir. Avrupa Birliği ve müdahil devletleri Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkına ve hukukuna saygılı olmalı, objektif davranmalıdır. Avrupa Birliği yaptırım ve tehdidi bırakıp Türkiye ile ilişkilerinde yeniden olumlu bir başlangıç yapmalıdır. Bölgenin barış ve istikrar için doğal kaynakların adaletli ve hakkaniyetli ölçülerine dayalı paylaşımı vazgeçilmez önemlidir. Hiç kimse fiili durum yaratmaya çalışmamalıdır. Türkiye'nin kimsenin hakkında göz yoktur. Kimseye de haklarını çiğnetmeyecektir. Egemenlik haklarımız dokunulmazımızdır. ABD ile ilişkilerimizin ekonomik, siyasi ve güvenlik boyutlarıyla her iki tarafın karşılıklı çıkarlarına hizmet edecek şekilde eşitlik ve karşılıklılık temelinde yürütülmesi esas olmalıdır. Geçmişte talep ettiğimiz silahları ve füze savunma sistemlerini satmayan ABD'nin S-400'ü niye aldınız diye yaptırım kararı alması hukuksuzluktur, saygısızlıktır. Türkiye'nin neyi kimden alacağına kimse karışamaz. NATO kapsamında bir müttefikimiz görünen ABD önce dost mu, düşman mı buna karar vermeli, müttefiklik hukukuna bağlı olup olmadığını gözden geçirmelidir. Küresel ve bölgesel gelişmelerin seyri hangi yönde olursa olsun Türkiye hak ve menfaatlerini koruma kararlılığı ile politikalarını yürütecek, kime yahut neye göre değil, milli perspektiften ve başkent Ankara vizyonuyla bakışını devam ettirecektir. Küresel ve bölgesel senaryo yazanların karşısında Türk milleti birdir, beraberdir. Pek çok engellemeye, menfi senaryolara rağmen ülkemiz istiklalini birlik içinde savunacak, istikbalin dirliğine dayanışmayla ulaşacaktır. Allah'ın izniyle kazanan Türkiye olacaktır. Değerli milletvekilleri, bu dönemde en önemli gücümüz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Türkiye kısa zamanda daha birçok alanda tarihi adımlar atmış, başarılar elde etmiştir. Hamdolsun 86 yıl sonra zincirler kırılmış, Ayasofya Müslüman gönüllerle buluşturulmuştur. Ayasofya-i Kebir Camii Şerif'in ibadete açılması yakın tarihimizin en önemli olayıdır. Çok şükür 46 yıl kapalı kalan Maraş açılmıştır. Maraş'ın açılması uluslararası hukuka uygundur, meşrudur ve tasarrufu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne aittir. Şükürler olsun 28 yıl sonra Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altında bulunan öz topraklarını işgalden kurtarmıştır. Türkiye, Azerbaycan'a açık destek vermiş,
Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında aynı zamanda da diplomasi masasında yer almış, belirleyici olmuştur. Ne mutlu bize ki Turan yolunun kapısı açılmaktadır. Nahçıvan'dan Azerbaycan'a açılacak koridor sayesinde Türkiye ve Azerbaycan ilk kez karayolu ile birbirine bağlanacaktır. Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirmiştir. Keşfedilen 405 milyar metreküp doğalgaz rezervi ekonomik güvenliğimizi sağlam esaslara bağlarken stratejik gücümüze güç katacak, vatandaşlarımızın refahına da yansıyacaktır. Türkiye Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 2019 İnsani Gelişme Raporu'na göre ilk kez en üst lig olan en yüksek insani gelişme kategorisine yükselmiş, 2020 raporuna göre de insani gelişme endeksi değeri artmış, ülkeler sıralamasında 2 yılda 10 sıra birden yükselmiştir. Bravo. Ülkemizin COVID-19 salgınıyla mücadelede etkinliği, güçlü sağlık altyapısı, ücretsiz test ve tedavi hizmetleri Avrupa Birliği ilerleme raporuna yansımış, Dünya Sağlık Örgütü yetkililerince ve dünya çapında gazete ve televizyon kanallarınca örnek gösterilmiştir. Ülkemiz aralarında güçlü ekonomilere sahip ABD ve Avrupa ülkeleri de olmak üzere zor durumlarda kalan 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşa malzeme yardımı yapmıştır. Türkiye Dünya Bankası 2019 iş yapma kolaylığı raporuna göre son 2 yılda 27 basamak yükselerek 33. sıraya yükselmiştir. Türkiye'nin lider ülke olma hedefine ulaşması bakımından teknolojik dışa bağımlılığın azaltılması ve sanayide yapısal dönüşümün sağlanması, yerel kaynakları harekete geçiren, nitelikli iş gücü istihdam eden, dijital çağa uyum sağlayan ve uluslararası rekabet gücüne sahip bir sanayi oluşturulması oldukça önemlidir. Hamdolsun milli teknoloji hamlesinin çıktıları alınmakta olup, başta savunma sanayi olmak üzere imalat sanayi, otomotiv, makine, enerji, yazılım, ilaç ve tıbbi malzeme gibi birçok alanda yerli ve milli üretim artmaktadır. İlk milli helikopter motorumuz, İHA'lar, SİHA'lar, gemiler, zırhlı araçlar ve silahlar gururumuz olmuştur. Türkiye'nin otomobilini üretecek fabrikanın temelleri Gemlik'te atılmıştır. Milletimizin beğenisine sunulan TOK, Türkiye'nin gururu olmuştur. Teknoparklardaki genç girişimcilerimiz dünya çapında ses getiren başarılar elde etmektedir. Yerli bir mobil oyun şirketimiz 1,8 milyar dolarlık değerle Türkiye'nin 1 milyar dolar üzerinde değerlenen ilk girişimi olmayı başarmıştır. Yoğun bakım solunum cihazımız kısa süre içinde üretilmiş, ihraç edilmektedir. Yerli ve milli enerji atılımı kapsamında Türkiye'nin ilk, Avrupa ve Orta Doğu'nun tek entegre güneş paneli fabrikası açılmıştır. Üretilen panellerin kurulmaya başlandığı Konya Karapınar GES uzaydan görünebilecek olup 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacaktır. Türkiye'nin bu dönemde gerçekleştirdiği ilklerin, dünya çapında devasa projelerin, kısa zamanda yapılan havalimanları, şehir hastaneleri, acil durum hastaneleri, otoyollar, köprüler, tüneller, bölünmüş yollar, barajlar gibi yapıların sadece adlarını saymaya kalkarsam konuşma süremi uzatmam lazım. Bunları milletimiz görmekte ve yararlanmaktadır. Asıl olan da budur. Değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin temelini oluşturan insan merkezli bir yaklaşımla hukuk devleti, demokratikleşme ve iyi yönetişim ilkeleri daha güçlü bir şekilde sahiplenilmeli ve bütüncül bir stratejiyle ortak hedeflere ulaşılması yönünde yapılan çalışmalar sürdürülmelidir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye'nin yatırım alanında cazibe merkezi haline getirmesi için başlatılan yatırım seferberliğini destekliyoruz. Hukuk normlarında, vergilemede ve bürokratik işlemlerde yatırım için her bakımdan daha öngörülebilir, istikrarlı ve güvenilir bir ortam oluşturulmalıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin aradığı ve ihtiyaç duyduğu tarihi bir yönetim reformu olarak devrededir. Gereken ve planlanan reformların birbirine eklemlenerek gerçekleştirilmesi Türkiye'nin hızına hız katacaktır.
Aziz milletimiz şahittir ki Cumhur İttifakı Türkiye'yi yükseltmeye ve lider ülke yapmaya coşku ve heyecan içinde azmetmiş, söz vermiş, bu uğurda da gecesini gündüzüne katmaktadır. Buyurun Sayın Kalaycı. Yoluna ve Türkiye'ye hizmetine azimle ve inançla devam edecektir. Konuşmama son verirken 2021 yılı bütçesinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. 2021 yılının insanlığın COVID-19 salgından tümüyle kurtulduğu bir yıl olmasını ve herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, yeni yılınızı kutluyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bütçeye kabul oyu vereceğimizi belirtiyor, sizlere ve aziz milletimize saygılarımı sunuyorum. Evet.